Efendim genç aşçımız Nevzat Bey ile birlikteyiz. Nevzat Bey'in yine güzel bir tarifi var. Efendim sebzeli çorba yapacak bizlere. Nevzat Bey bugün nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler iyiyiz. Sizleri sormalı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Her program böyle enerji dolusunuz. Bunun özel bir sırrı var mı? Hayat sevmek, aşçılığı sevmek, mesleği sevmek. Meslek aşkı mı? Evet. Peki, mutfakta zaman o zaman güzel geçiyor. Tabii ki. Ya gergin zamanlarımız da oluyor ama bunları en kısa zamanda atlatmaktırız. Tabii toplu yemek davetleri falan geldiği zaman. Tabii ki bazen sıkıştığımız, sıcaktan bunaldığımız oluyor. Bazı olumsuz etkilediği şeyler oluyor ama bunları en kısa zamanda en iyi şekilde atlatıp o sunumu çıkartıp da verip de insanları memnun etmek. İnsanların özellikle memnun kaldığı dakikalar biz fazlasıyla memnun oluyoruz. Size göre yemek demek ne demek? Yemek yapmak ne anlama geliyor? Ne anlam ifade ediyor sizin için? Sanat, aşk, sevgi bunlar yani... Bizim özenle hazırladığımızı insanların 5 dakikada alıp yemesidir. Tabii ki bunda öz eleştiriler vardır. Yani acımasızla bizi eleştirenler de vardır. Acımasız olarak. Tabii bunlara fazla boyun eğmiyoruz. Göz ardı ediyoruz. Tabii ki olumsuz olan şeyleri de kendimiz alıp daha iyi şeyler, yaptığımız hataları düzeltmektir. Ve insanların memnun kalması, yani o yemeği yerken yüzlerindeki o hoş tebessüm bizi fazlasıyla memnun ediyor. Bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bir kez daha bu mesleğe aşık oluyoruz. Peki mutfakta bayanlar mı usta aşçıdır sizce, erkekler mi? Şimdi genel olarak %80 erkekler olarak gözüküyor ama bayanlar da var gerçekten. Bu işi gerçekten benimsemiş, nasıl diyelim buna, yani erkeklerden daha iyi yapanlar da var. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Efendim her kadın bana göre bir aşçı, her anne özenli bir aşçı diyebiliriz. Efendim dışarıda yediğiniz yemeklerin hiçbiri kendinizin evde yaptığınız yemeğin yerini tutmayacaktır. Neden? Sizin ağzınızın bir tadı var. Aşçılarımız ise dışarıda genele hitap ettikleri için evde yaptığınızı, kendi elinizin değdiği tatları, lezzetleri hemen hemen aramayın. Hatta hiç aramayın. Çünkü farklı lezzetler tatmaya gidiyorsunuz. Yeni lezzetlere misafir oluyorsunuz. Bunun da hakkını övgüyle vermek gerekiyor diyorum. Bayanlar mı usta aşçıdır, erkekler mi? Demek yerine ben şunu yeğliyorum Nevzat Ustam. Yemek yapmayı seven her insan usta bir aşçıdır bana göre. Yeter ki aşkla o yemeğe lezzet vermeyi bilsin. Sizce? Kesinlikle katılıyorum buna. Ben de katılıyorum ama erkekler daha iyi bu konuda değerli izleyicilerimiz. Neden? 300 kişiye, 500 kişiye yeri geliyor. 800 kişiye yemek yapıyorlar. O koca koca kazanlarda bir bayanın gücü kuvveti yeterek üstesinden gelemez. O yüzden erkekler burada daha çok pratikleşiyor. Öyle değil mi? Aslında erkeklerin duygusal anlamda kadınlardan daha baskın olduğu için, yani kadınlar daha duygusal olduğu için aslında burada kayıpları var. Öyle yoksa mi? Evet, yani bazı fiziki dengeler var. Fiziki dengelerden kazanıyor erkekler. Onun haricinde... Güç diyor, güç. Güç var bizde. Değerli izleyicilerimiz. Evet, sebzeli çorbamız var dedik. Sebzeli çorbamızın malzemeleri nelerdir? Dilerseniz kalemlerini, kağıtlarını hazırlamışlardır hanımlarımız, beylerimiz. Çok fazla bekletmeyelim. Buyurun malzemeleri bir tekrar edelim. Kabağımız var bir adet. Bir adet kapya biberimiz var. Bir adet patlıcan. Bir adet havucumuz var. Biraz süslemek için maydanozumuz var. Un, süt, tuz, sıvı yağ... Ve tavuk bulyonumuz, suyumuz var. Hepsi bunlardan oluşan bir sebze çorbamız var. Bunun tabii yanı sıra illaki patlıcan olmalı mı veya kabak olmalı mı? Hayır, bunlardan elimizde bulunan ne olabilir? Dolabımızı açtığımız zaman hani çürümeye yüz tutmuş 2-3 günlük sebzelerimiz, bunları da değerlendirebiliriz. Hayatları kurtarma çorbası mı? Kesinlikle yani bu her zaman, bu sadece çorba olarak değil, sos olarak da, kırmızı sos olarak da. Hani çürümemiş, çürümeye yakın olmuş sebzelerimizi en güzel şekilde bu şekilde değerlendirebiliriz. Çok çok doğru söylüyorsunuz efendim. Pazar alışverişinden sonra artık bir sonraki pazara kadar ne yazık ki meyvelerimiz, sebzelerimiz bizden umudu kesiyor. O zaman ne yapıyoruz? Ben şakşuka yapıyorum şahsen. Bütün sebzeleri kızartıp üzerine sarımsaklı ve domatesli sos döküyorum. Ondan sonra da üzerine de birazcık yoğurtla idare ediyorum. Tabii kızartma bana yasak olduğu için çok fazla yiyemiyorum ama şey yapıyorum artık. Patlıcan, biber kaldıysa onları artık bir tane sacım var. Ocağın üstüne koyup közleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Buradan da bizleri izleyen izleyicilerimizi uyarıyorum. Efendim çok güzel telefonlar geldi bu hafta bana. Çok güzel mailler geldi. Onu da sizinle paylaşayım. Hem de bizleri izleyen ekranları başındaki izleyicilerimizle paylaşayım. Efendim Fatma Hanım, ekrandaki gibi değilsiniz. Zayıfsınız. Bu zayıflığınızı niye borçlusunuz? Efendim kızartma yemiyorum. Kesinlikle kızartmadan uzak duruyorum ve sabahları mutlaka bir tane soda içiyorum.
Sabahları soda içtiğiniz zaman ne oluyor efendim? Gece yatarken de içmeye özen gösteriyorum. Sodanın biraz asidinin gitmesini bekliyorum. Hemen açtığımda içmiyorum da biraz bekletip içtikten sonra bu magnezyum, sodanın içindeki magnezyum gerçekten kilo probleminizi dengeliyor. Bir de vücuttaki ödemi atmaya bence yardımcı oluyor ki sırrını istemişler. Sırrı bu, bol soda içiyorum. Bol su içiyorum. Akabinde diyet yapıyor musunuz? Böyle bir ortamda. Böyle usta aşçıların yanında mümkün mü sizce? Kesinlikle değil. Kamera arkasında yiyor muyum? Yiyorum efendim. Kamera arkasında mutlaka tatlarına bakıyoruz. Çok lezzetli. Gerçekten harika lezzetleri sizlerle buluşturuyor ustalarımız. Bol vitaminli ve dikkat ederseniz ekonomik. Gerçekten çalışmak da zor. Var olan parayı elde tutmak da zor. Ekonomik olmak, tutumlu olmak en iyisi bence. Kesinlikle buna katılıyorum. Hani her şeyin en iyisini gidip pazardan, manavdan alıp yapabilirsiniz. Ama önemli olan elinizdeki malzemeyle, olmayan malzemeyle bir şeyler çıkarabilmek, bir şeyler yapabilmek. Hem bu maddi olarak hem manevi olarak hem sizin gelişmenizi hem de bütçenize ayırdığınız şeyi daha fazlasıyla yapabilir yani. Kesinlikle çok çok haklısınız. Efendim ben ne yapıyorum? Tezgahı asıl sahibine Nevzat Bey'e bırakıyorum.